Merhabalar. Bugün birlikte tuzlu kek yapacağız. Malzemelerimizi tek tek tanıyalım. Yumurta 3 adet, 2 adet kabartma tozu, 2 bardak un elenmiş olarak, patates 2 küçük boy küp şeklinde doğrayabilirsiniz. Peynir yine küp şeklinde doğrayabilirsiniz. Soğan, nane, yerine göre maydanoz da kullanabilirsiniz. Ben balkonumda kendim nane yetiştirdiğim için nane kullandım. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, tuz, pul biber ve fırına atacağımız tepside kullanmak için de üstüne veya altına çörek otu ve susam. Malzemelerimiz bu şekilde. Öncelikle yumurtayı, unu, tuzu, yağı ve sütü birlikte karıştırıyoruz. Daha sonrasında da diğer malzemeleri ekliyoruz. Hadi yapıma geçelim. Malzemelerimizi, karıştırma kabımızı aktardık. Şimdi çırpmaya geçebiliriz. Hamurumuzun ilk aşaması hazır. Şimdi diğer aşamada kalan malzemelerimizi ekliyoruz. Patatesleri ekledim. Beyaz peynirimizi ekledik. Soğanımızı ekledik. Ve nanelerimizi de dahil ettik. Şimdi bir spatula yardımıyla bu hamurumuzu karıştıracağız. Tüm malzemelerimizi birbirine karıştırdık. Yağlanmış, fıs yağla yağlanmış borcamamıza, altına susamlarımızı ve çörek otlarımızı da döktüm. Ben fıs yağla yağlıyorum. Uzun yıllardır hem kek kalıplarım hem borcamlarımı inanılmaz kolay ve pratik size de tavsiye ederim. Çok hızlı çıkıyor. Göreceksiniz zaten. Şimdi borcamımıza aktaralım içimizi. Önceden 180 derece ısıtılmış fırınımıza atıyoruz kekimizi ve 40 dakika pişmesine bekliyoruz. Kekimizimiz gibi pişti. Yumuşacık verdi, pişmiş. Harika.